Herkese selam. Bugün geniş kapsamlı bir güneş kremi dosyası hazırladım size. Uzun zamandır bu videoyu benden istiyordunuz. Güneş kremi nasıl kullanılır, nasıl seçilir, hangisi hangi işe yarıyor onları anlatmamı istemiştiniz. Detaylarıyla yazın ortasında size bir güneş kremi videosu hazırladım. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Önümde bir sürü güneş kremi var. Hepsini detaylarıyla anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Güneş kremleri yaz kış demeden artık cilt bakım rutinlerimize eklenmesi gereken ürünlerden birisi. Anti-aging videoları hazırlamam konusunda da bana yorumlar geliyor. O videoda da söyleyeceğim, bunda da söyleyeceğim. Cildi yaşlandıran etkenlerin başında güneş geliyor. Dolayısıyla da güneş koruyucular en iyi anti-aging ürünlerdir. Yani cildinizi yaşlanma etkilerine karşı kalıcı olarak korumak istiyorsanız güneş koruyucuları hayatınızdan eksik etmemeniz gerekiyor. Güneş koruyucu konusu birazcık ince bir çizgi. Kullanımı hatalı olduğu için korumayabiliyor, yanlış ürün seçildiği için doğru koruma sağlanamayabiliyor. Şimdi ben bu konuda birazcık ders gibi bir video hazırladım ama çok da sıkmadan hızlıca anlatacağım. Güneş kremini nasıl uygulayacağız? Bununla başlamak istiyorum. Nemlendirici uygular gibi uygulamaya kalkarsanız hata edersiniz. Çünkü güneş kremini nemlendiricinizden biraz daha fazla ve ürün sıralamasına dikkat ederek, mesela serum kullanıyorsanız ilk önce serumu uygulamanız gerekiyor. Sonrasında nemlendiricinizi uygulamanız gerekiyor. En sonunda da güneş koruyucuyu uygulamanız gerekiyor. Tabii bu ürünleri uygularken arada emilme süresinde dikkate almanız gerekiyor. Yani serumunuzu uyguladınız, biraz bekleyin, yüzünüz serumu emsin. Sonra nemlendiricinizi uygulayın, yine biraz bekleyin, nemlendiricinizi yüzünüz emsin. En sonunda güneş koruyucunuzu uygulayın, emilmesini bekleyin. Sonra makyaj yapacaksanız makyajınıza geçin. Makyaj yapmayacaksanız zaten hayatınıza devam ediyorsunuz. Güneş koruyucuları güneşe çıkmadan 20-30 dakika, yani yarım saat önce uygulamak gerekiyor. Çünkü onların etkisi ancak 30 dakika sonra başlıyor. Siz güneş koruyucuyu uygulayıp dışarı çıkarsanız eğer, o süre dolana kadar siz alacağınız lekelenmeyi, yaşlanma etkilerini, yani yanacağınız kötü etkiyi almış oluyorsunuz. 30 dakika sonra sizi korumaya başlıyor. O yüzden güneş koruyucunuzu evden çıkmadan önce, güneşe çıkmadan önce 30 dakika öncesinde uygulayın. Bu konuya çok dikkat edin lütfen. Hızlı bir şekilde güneş koruyucuyu uygulayıp dışarı çıkarsanız eğer sizi 30 dakika sonra, 20 dakika sonra korumaya başlayacak. O yüzden yine lekelenebilirsiniz. Güneş koruyucu bir ürün kullanıyorsanız, güneş koruyucu bir krem kullanıyorsanız eğer, makyaj yapmasanız dahi akşam eve geldiğiniz zaman tıpkı makyajınızı temizler gibi o ürünü de yüzünüzden temizlemeniz gerekiyor. Çünkü bu ürünler biraz yoğun yapılı ürünler olduğu için gözeneklerinizi tıkayabilir, sivilcelenme yapabilir. Yapıları farklı farklı. O yüzden makyaj yapmasanız dahi güneş koruyucuyu yüzünüzden tıpkı makyaj çıkarır gibi temizlemelisiniz. Bir de kullandığımız ürünlerde SPF olabiliyor. Mesela SPF'li fondötenler var, SPF'li CC, BB kremler var ya da bu tarz pudralar var. Ben zaten SPF içeren bir makyaj malzemesi kullanıyorum ya da SPF içeren bir nemlendirici kullanıyorum. Benim ekstra güneş koruyucu kullanmaya ihtiyacım yok diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü tamam, bunlar da bir yere kadar koruyor ama siz o fondöteni 10 damla kullanmıyorsanız, CC kremi 10 damla kullanmıyorsanız eğer etkisi olmayacaktır. Yani çok az olacaktır ve sizi koruyamayacaktır. O kadar da süremeyiz zaten yüzümüze. Yine de siz cilt bakım adımını uygularken iyi bir güneş koruyucuyu uygulayıp üstüne yine SPF'li bir üründe kullanırsanız daha fazla koruyucu etkisi kazanırsınız. Güneş koruyucu kremleri doğru bir şekilde uygulamak gerekiyor. Uygulamaları anlattım ben size. Çünkü doğru bir şekilde uygulamazsak güneşin zararlı ışınlarından da cildimizi hiçbir şekilde korumuyor. Cildimize zarar veriyor. Doğru bir şekilde, doğru bir sıralamada güneş koruyucu ürünü de uygulamak gerekiyor. Güneş koruyucu ürünlerin üzerinde UVA, UVB gibi ibareler var. Bunlar ne anlama geliyor? Mesela UVA camdan bile sızan ışın. Yani siz fark etmiyorsunuz UVA'nın sizi etkilediğini. Çünkü acısı yok bunun. Ama camdan bile sızabildiği için cildinizde ciddi oranda hasara neden oluyor. Eğer ki UVA ışınına maruz kalırsanız bunun geri dönüşü olmuyor. Cildinize ciddi anlamda kalıcı zararlar veriyor. Çünkü bu ozon tabakasının dahi süzemediği ışınlar camdan direkt geçiyor. Yani evde de maruz kalabiliyorsunuz. Arabada da maruz kalabiliyorsunuz. Hatta benim yüzümdeki güneş lekeleri arabadan, evden, yani camlardan sızan ışınlardan olduğu için
Uzun süredir bunlarla da uğraşıyorum yani, ya da böyle ben koyu tenliyim, esmerim, güneşten etkilenmem, yanmam diye düşünüyorsanız, ben de böyle düşünüyordum. Sadece 2 ay içinde güneş lekelerim oluştu ve yıllardır onlardan kurtulmaya çalışıyorum. Gerçekten ciddi oranda cilde zarar veriyor. Dikkat etmek gerekiyor. UVB ışınlar var bir de. Güneş koruyucu ürünlerin üzerinde görüyorsunuz. Bu ciddi anlamda cilt problemlerine yol açan ışın. Aynı zamanda güneş çarpması, güneş yanıkları oluşabiliyor. Bunu hissedebiliyoruz zaten bu ışınların etkisini. Ve birebir cilt kanserine yol açan, lekelenmeye yol açan ışınlar. Alacağınız güneş koruyucu ürünlerin içinde UVA'nın, UVB'nin birlikte, yani bunların koruyucu özelliğinin birlikte olması gerekiyor. Şimdi ben birkaç tane üründe tavsiye edeceğim, göstereceğim, kullandıklarımdan anlatacağım. Ama bütçenize uygun olan, güvendiğiniz markalar varsa eğer, onların güneş koruyucusunu alıp kullanabilirsiniz. Birkaç tane ben size göstereceğim. Şuna dikkat etmek gerekiyor. Güneş koruyucular da ikiye ayrılıyor. Mesela fiziksel koruyucular ve kimyasal koruyucular var. Fiziksel aslında bizim mineral güneş koruyucular diye bildiğimiz ürünler. Bunu bulması birazcık zor. Her markada yok. Genelde de pahalı markalarda var. Genelde bebek ürünleri mineral koruyucular oluyor. Bunlar birazcık daha yoğun kıvamlı, yoğurt kıvamında. Uygulaması biraz zor, emilmesi biraz zor ama koruyuculuğu en yüksek olan ürünler arasında. Bebek ürünlerine bakabilirsiniz. Çok fazla hassas cildiniz varsa ya da şu anda hamileyseniz, güneş koruyucu kullanmak istiyorsanız, lekeleriniz varsa, lekeye meyilliyseniz mutlaka mineral koruyuculara bakmanız gerekiyor. Mineral koruyucuların içinde de özellikle şuraya yazıyorum. Bu bileşenler varsa güneş koruyucunuzun içinde fiziksel, yani mineral koruyuculardır. Kutularına bakın. Ürünü şu şekilde aldığınızda arkasında içerik bilgisi yazmıyor ama bu ürünlerin bazı ürünlerde yazmıyor. Ama bu ürünlerin kutuları da oluyor. Kutularıyla satın alıyorsunuz. Kutularının arkasında içerik bilgisi var. Bazı ürünlerde şöyle gördüğünüz gibi yan tarafta, bazılarında da arka taraflarında içerik bilgileri yazıyor. Orada az önce göstermiş olduğum, şuraya da yazıyorum tekrar. Bu bileşenler varsa eğer mineral koruyucudur. Beyaz iz bıraktığı için tercih etmeyiz mineral koruyucuları ama cilde en az yan etkisi olan kremlerin arasındadır. Eğer hassas cildiniz varsa mutlaka siz bu tarz güneş koruyucuları, güneş kremleri tercih etmeniz gerekiyor. Benim yakın zamanda kullandığım, çok beğendiğim, favoriler videomda sık sık gördüğünüz güneş koruyucularım var. Mesela Murad'ın bu güneş koruyucusu mineral koruyucudur. Makyajınızın altına rahatça kullanabiliyorsunuz. Benim gibi güneş lekeleriniz varsa, hassasiyetiniz varsa, sivilceye meyilli bir cildiniz varsa bu çok iyi geliyor. Bu mineral koruyuculara örnek. Biraz pahalı bir ürün. Söylediğim gibi biraz bulması zor. Genelde pahalı markalarda oluyor. Bir de bu markanınki var. Bu koruyucu da yine mineral koruyucu. Buna da bakabilirsiniz. Benim deneyip beğendiklerim arasında bu ikisi var. Daha piyasada bir sürü vardır. İçindeki bileşenlere bakarak tercih edebilirsiniz. Kimyasal koruyucularda zaten yaygın olarak piyasada yer alan koruyucular. Onları bulması çok kolay. Her markanın var. Yalnız onlar biraz sivilceye, gözeneklenmeye neden olduğu için bizi üzen güneş koruyucular. Kimyasal koruyucular çok kolay uygulanır. Uyguladığınız anda beyaz lekeler oluşmaz. Hemen cildiniz tarafından emilir. O yüzden biz çok tercih ederiz, çok beğeniriz. Mesela bunlar fiziksel güneş koruyuculara göre UV ışınlarına karşı daha etkili bir koruma sağlıyor. Ama koruma süreleri kısa bunların da. Güneş ışınlarına karşı, zararlı ışınlara karşı daha iyi koruduğu için daha çok tercih edilen ürünler arasında. Güneş koruyucuların çoğu her markada var. Mesela Soleil markası, The Body Shop'un, Babe'nin, Nivea'nın, Sebamed'in. Aklınıza gelebilecek her markada, her bütçeye uygun kimyasal bir koruyucu var. Kolayca ulaşabiliyorsunuz. Bütçenize uygun olanını da bulabiliyorsunuz. Benim en çok tercih ettiklerim, hatta hemen kutusuyla birlikte göstereceğim. Leke problemim olduğu için La Roche-Posay'nin, bunu kullanıyorum. 50 faktörlü güneş koruyucusu. Sivilcelenme yapmıyor. Çok fazla yan etkisi yok bunun. Gözeneklerinizi tıkamıyor. Aynı zamanda lekelenmeyi de önlüyor. Buna bakabilirsiniz. Bir de bu çeşidi var. Bu da sivilceye meyilli ciltler için. Şurada yeşil renkli görüyorsunuz. Bu çeşidini alırsanız eğer parlama karşıtı, gözeneklerinizi tıkamıyor, sivilcelenme yapmıyor. Artık markalar her cilt şikayetine göre farklı farklı çeşitte güneş koruyucuları da çıkarıyor. Özellikle nokta atışı bu ürünü alın, bu ürünü alın demiyorum size. Çok fazla iyi ürün var. La Roche-Posay, Aven, Sebamed, Darphin, Murat markası, The Body Shop, Yves Rocher, benim çok güvendiğim, kullandığım, denediğim, Vichy aynı zamanda çok iyi güneş koruyucular içeriyor. Hangisi sizin bütçenize daha uygunsa
Onlara bakabilirsiniz. Eğer terlemeye de dayanıklı bir ürün kullanmıyorsanız, denize, havuza giriyorsanız ürünü tazelemeniz, yenilemeniz gerekiyor. Onun dışında günlük olarak kullanıyorsanız, denize, havuza girmiyorsanız, normal hayatınızda günlük olarak kullanıyorsanız 2-3 saatte bir güneş koruyucu ürünleri yenilemeniz gerekiyor. 2-3 saatte bir güneş koruyucu ürünleri yenilemeniz gerekiyor. Benim de karşılaştığım en büyük sorunlardan birisi tamamen yüzümü kaplayacak şekilde makyaj yapıyorum. Makyajım varken güneş koruyucuyu nasıl yenileyeceğim, makyajımı sileceğim, üzerine tekrar mı yapacağım diye düşünüyorduk eskiden ama geçtiğimiz favoriler videosunda da göstermiştim. Orada sprey formda bir güneş koruyucu göstermiştim The Body Shop'un. La Roche-Posay'nin de var, Vichy markasının da var. Birçok marka artık sprey formda güneş koruyucular çıkardı. Eğer makyaj yapıyorsanız makyajım var diye de güneş koruyucunuzu yenilememe gibi bir şey yapmayın. Bu sprey formdaki koruyucularla 2-3 saatte bir güneş koruyucunuzu tazeleyebilirsiniz. Bende hem The Body Shop'un var, Vichy'nin var, La Roche-Posay'nin var. En çok sevdiğim hem The Body Shop'un hem de La Roche-Posay'nin bu sprey formdaki güneş koruyucuları. Çantanızda kolayca da taşıyabiliyorsunuz. Rahat bir şekilde sivilcelenme, alerji yapmadan güneş koruması da sağlıyorsunuz. Mesela şöyle 100 faktör olan ürünler de çıkmaya başladı. Ben sabahtan 100 faktör ürün sürdüm. Hiçbir şey olmaz bana diye düşünmeyin. Oradaki faktörün yükselmesi süreyi biraz uzatıyor. Sizi sabahtan akşama kadar koruyacağı anlamına gelmiyor. 3 saatte doluyorsa bunu 3,5 saat sonra yenilemeniz gerekiyor. O kadar bir fark var arasında. Yani güneş koruyucuyu doğru bir şekilde uygulamak istiyorsanız güneşe çıkmadan 20-30 dakika önce sürüyorsunuz. Sıralamaya dikkat ediyorsunuz. Yani serumunuz, nemlendiriciniz, sonra güneş koruyucunuz, makyajınız. 2-3 saatte bir yenilemeniz gerekiyor. Eğer ki suya girmiyorsanız, makyajınız varsa sprey ürünlerle de gün içinde 2-3 saatte bir tazelemeniz gerekiyor. Bu videonun altında sizlerde kullandığınız, size sivilce yapmayan, yan etki yapmayan ürünleri de yazarsanız eğer aynı zamanda hepimize rehber niteliğinde olur bu video. Oradan da haberleşmiş oluruz. Güneş koruyucuların nasıl kullanılması gerektiği, nasıl seçilmesi, nasıl uygulanması gerektiği ile ilgili sizlere detaylı bir video hazırladım. Umuyorum videom hoşunuza gitmiştir. Biliyorsunuz ben her çarşamba, cuma ve pazar günleri kanala yeni bir video yüklüyorum. Çarşamba ve cuma günleri saat 17.30'da, pazar günleri de saat 13'te yayında oluyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi de açarsanız eğer yeni video yüklediğimde burada hemen buluşmuş oluruz. Beni Instagram'dan da takip ederseniz anlık paylaşımlarımı görebilirsiniz, neler yaptığımı görebilirsiniz. Oradan da anlık olarak haberleşebiliriz. Güneş koruyucularla ilgili videolarım devam edecek. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.